atmosfer basıncı ve rüzgarlarla ilgili soruları çözerken aşağıdaki bilgi ve yorumları da unutmayınız arkadaşlar. Alivyon deyince karşılar tarafından taşınarak çukur veya düz yerlerde biriktirilen çakıl, kum, kil gibi maddeler gelecek aklımıza. Graben deyince yer kabuğundaki kırık noktalar boyunca çökerek çevresine göre çukurlarda kalmış olan yerler. Heylen deyince bünyesine su alarak kayganlaşan toprak taş ve tabakaların dengede kalmayıp yamaç aşağı kayması. Seki deyince ya da teraça, akarsu, deniz ve göl kenarında görülen basamaklar, lösner deyince rüzgarlar tarafından taşınan küçük kum ve mil boyutundaki malzemelerin birikmesiyle oluşmuş olan topraklar, obruk deyince keş taşı çözülmesiyle oluşmuş dik ve denir kenarları olan doğal kuyular yine aklımıza gelecek arkadaşlar. Moren deyince aklımıza buzuların taşıdığı kum ve çakıldan oluşan topraklar, menderesler deyince eğimin az olduğu yerlerde akarsuların yaptığı büklümler, Mağar deyince volkanik bölgelerde gaz patlaması sonucu oluşan çukurluklar, volkanların çıkardığı sıvı maddelerde lava oluşturacak bütününde. Kaldera Volkan Konisi'nin tepe kısmının çökmesiyle oluşan çukur alan, kars topografyası ya da Karslık alan deyince de kireç taşlarının çözülmesi ve çözülmüş kireçlerin tekrar birikmesi sonucu oluşan şekiller aklımıza gelecek. Toprak deyince İçinde canlıların da bulunduğu yeryüzünü falanmış taşlardan oluşmuş örtüsü, kreter deyince volkanların tepesinde oluşan çukurluklar, taban seviyesi deyince karson aşınırmasının sona erdiği yer, bu yer akarsu denize dökülüyorsa deniz seviyesi, göle döküyorsa gölün seviyesini verecek. Şelf yani kıta sahanı deyince kıta kenarı üzerinde 200 metre derinliğe kadar olan saha, tombola diyorsa kıyı oku ile bir adanın birleşerek karaya bağlanması aklımıza gelecek. Yine jips sular tarafından kolayca eritilebilen yumuşak taşlardır. Relifler yeryüzü şeklini verecek. Fosiller çeşitli yücük devirlerde yaşayan bitki ve hayvanların öldükten sonra çürümeden saklı kalmalarını. Humus bitki atıklarının çürüyerek toprağa karışması ve oluşan maddeleri. Peneplen ya da yontuk düz yeryüzündeki kara kütlelerinin uzun süren bir aşınma sonucu düzleşmesini regresyon ise deniz çekilmesini bize rahatlıkla verecek tanımlar arasında. Yine aynı şekilde volkanların magmanın yeryüzüne çıkarak soğuması sonucu oluştuğunu, volkanların tektonik depremlerin sıcak su kaynaklarının yeryüzüne birbirine paralel olduğunu, bitki örtüsü bakımından fakir, eğimli yamaçlarda erozyonun etkili olduğunu, heyranın eğimin fazla, kili toprakların yaygın, yağışın fazla olduğu yerlerde görülebileceğini, sıcak ve yağışlı bölgelerde toprak oluşumunun hızlı, kurak bölgelerde yavaş olduğunu, eğimin ve debinin arttığı zaman akarsu aşındırmasının da artacağını unutmayalım. <laughs>